Arkadaşlar merhabalar. Saratoga tablo çalışmalarım bitti. Burada da görebildiğim sapkanları sizlere aktaracağım. Tek olabilecek ya da sürpriz yapabilecek çıkan sapkanları gösterip diğer çıkan atların yerine yazma işini de size bırakacağım. Birinci koşu şartlı mücadele 5 nolu sapkan. Ben de kazanır da çıktı grubun kaliteli atı 5 yaşında. 10 nolu sapkan sürpriz yapar. 1 ve 2 hazır kıta atlar. 4-3 yaşının dezavantajı var. Ancak o da kalite handikap puanıyla bir yerlerde bitirebilir bu yarışı. Görebildiğim bu. İkinci koşu Maiden Dişi. 4 nolu safkan kazanabilir. Tek olabilir. Grubun en kaliteli attı. 2 yarış görmüş. Geçen seneden yarış görmüş. Avantajlı tabii ki yarış gördüğü için de. Kazanabilir. 3 eksik koşarsa 4-3 1 rakip 8-7-2 sürpriz olarak önereceğim safkanlar olur. Alt gruptan beklemiyorum ama arada bir geliyor bu alt gruptan da. Yukarıdaki atlar yarıştan çıkar ya da eksik koşarlarsa buralara kadar iniyor. Bu Maiden Dişiler sürpriz çıkartabiliyor. Üçüncü koşu şartlı mücadele ekürlerden. Ben de 7 nolu safkan favori. Tek olabilir bu safkan bence. Bir AGF almış. 4 ekürlerin rakibi olur. 3 ve 2 sürprize çıktılar. Sürpriz olarak öneririm. Dördüncü koşu şartlı dişi. Burada da 5 nolu safkan. Grubun kaliteli atı, en kaliteli atı durumunda. Eğer yarışa gider hazırladılarsa bu yarış iyi yarış çıkartabilir bu at. 5, 7 buna benzer yaş avantajı olan safkanlar. 3, 6 ve diğer atlar 4, 10, 2, 12, 13, 8 buraya kadar indi. 3 yaşında atlar da var. Çıkacak atlar da olacaktır grup içerisinde. Ön planda tutmanızı önereceğim safkanlar 5, 7, 3 arkadaşlar. 5, 7, 3 ve 6 nolu safkanlar. 5. koşu Maiden Dişi 2 nolu safkan AGF almış kazanabilir. Handikaplı atlar zayıf atlar görünmekte. 2 tek olabilir bakın Rusya'nın atı. 4, 1, 3, 5, 6 AGP'leri takip etmenizde fayda var. Dün sürprizi geldi böyle bir Maiden Dişi'nin. 6. koşu şartlı mücadele 7 nolu safkan. Grubun en kaliteli atlarından kazancı yüksek 3 yaşında kazanabilir. Tek olması gerekir. 71 günlük bir arası var. Bundan etkilenmez ise bu safkan bu yarışta çok şanslı koşar durumda. 6-8-8-6 sürprizini yapar. 2 çok sürprizli önereceğim safkanlar. 7. ve son koşu opsiyonlu satış koşusu. Zor bir ayak gördüm burasında. 4 nolu safkan kazancı yüksek, kalitesi de çok düşmemiş. Formda safkanlara yöneldim. 4-2 bu atlardan bir tanesi ön planda çıktılar. 6-7 buranın sürpriz atları ve diğer atlar arkadaşlar 9-3-10-12-8 bütçeniz oranında at yazmanızı öneririm. Zor bir koşu ancak kazancı yüksek formda safkanlar biraz daha ön planda olurlar. 4-2-4-2-6 son yarışını kazanan 7 son yarışında 3. AGF'lerine bakmadan yazmanızı öneririm. Saratoga bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar da şansınız açık olsun. Hoşçakalın.